Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü bir poğaça tarifi vermek istiyorum. Böyle şeklini yaprak gibi yapacağız ve sütlü olduğundan dolayı böyle yumuşacık, pamuk gibi bir dokusu olacak. Aralarına tereyağı sürdüğümüz için kat kat ayrılacak. İnanın, abartısız söylüyorum, nefis bir lezzet. Kesinlikle denemelisiniz. Şimdi hamurumuz için gerekli malzemeler 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, 1 adet yaş maya, 2 adet yumurta, sarısını ve beyazını ayırıyoruz ama sarıları ayrı ayrı ayırıyoruz. Çünkü birini üzerine kullanacağız, birini tereyağı karışımımıza ilave edeceğiz. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tuz ve aldığı kadar un. Şimdi dilerseniz yapılışına geçelim. Yoğurma kabıma ilk olarak mayamı ufalıyorum. Üzerine toz şekeri ilave ediyorum. Sütümü. İlk önce mayamı eritiyorum içerisinde. Yumurta beyazlarımı ekliyorum. Sıvı yağ. Ve yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tuz. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve şimdi aldığı kadar un ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yapacağım. Hamurumu yaptım arkadaşlar. Bende tam net 1 kilo un gitti bu verdiğim ölçülerle. Siz yine de kontrollü ekleyin. Hamurum gayet yumuşak. Umarım anlaşılıyordur. Ama ele de yapışmıyor. Şimdi üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Gördüğünüz gibi. Şimdi tezgahımı biraz unluyorum. Ve hamurumu 12 eşit bezeye böleceğim. Bir tavada yaklaşık 100 gram tereyağı erittim. Şimdi 6 adet bezemi tabak büyüklüğünde açacağım. Çok az unluyorum. Bu şekilde açtım. Şimdi bir tepsime bir temiz bir bez koyuyorum. Ve her hamuru oraya koyacağım. Aralarına bez koyacağım ki birbirlerine yapışmasınlar. 6 bezemi bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi ılık olan tereyağıma sıcaklığı gitti, yani kesinlikle bu göstereceğim işlemi sıcakken yapmayın. 1 adet yumurtanın sarısını ekliyorum tereyağıma. Ve karıştırıyorum. Şimdi bir tahta alıyorum ve açmış olduğum hamurları teker teker buraya alıyorum ve fırçayla aralarına bu tereyağı karışımından süreceğim. 5 hamuruma da aynı işlemi uygulayacağım. Hamurumu da bu şekilde hazırladım. 6. katını koyuyorum.
Bu son katına yağ sürmüyorum. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Diğer hamurlarımı açıp hazırlayıncaya kadar biraz dinlenmiş olacak. İlk hazırladığım hamuru dinlendirdim. Şimdi elimle biraz bastırıyorum. Bu şekilde. Ve şimdi bu hamurumu 8 eşit parçaya böleceğim. Ve her bir hamurun şu orta kısmına bir kesik atıyorum. Şimdi kesmiş olduğum hamuru alıyorum. Şu uç kısmını alttan geçiriyorum. Videomda bir küçük kesiklik oldu. Şu uç kısmını alttan geçiriyoruz. Ve şu kenarlarını hafif sıkıp şöyle şu şekilde yaprak şekli vermiş olduk poğaçamıza. Birinci tepsim hazır. Şimdi diğer hamurumu hazırlıyorum aynı şekilde. Tam iki tepsi poğaçam çıktı. Şimdi diğer ayırdığım yumurta sarısına çok az süt ilave ediyorum biraz sulandırmak için. Fırınımı da 200 dereceye açtım. Isınıyor şu an. Bu arada ilk yapmış olduğum poğaçalar tepsi mayası da yapmış oldu 10-15 dakika kadar. Yeterli. Gördüğünüz gibi kabardılar zaten. Hazırlamış olduğum yumurta sarısını her yerine sürüyorum. Şimdi birinci tepsimi 200 derece ısıtılmış fırına veriyorum artık. Poğaçalarım tam 20 dakikadır fırındaydı. Gayet güzel kızarmışlar. Şimdi fırından çıkartıp diğer tepsimi pişireceğim. Fırından çıkan tepsilerimi hemen üzerine temiz bir bez örtüyorum. Ve bu şekilde soğumaya alıyorum. Böylelikle yumuşacık olacaklar. Poğaçalarım pişti. Soğudular. Şu an ılık hatta. Yumuşaklığını göstermek istiyorum sizlere. Resmen pamuk. Abartmıyorum. Ve şimdi size iç kısmını göstermek istiyorum. Tel tel. İnanın harika bir lezzet. Ve yapımı da oldukça kolay. Israrla gösteriyorum yani yumuşaklığını anlamanızı istiyorum. Pamuk gibi. Mutlaka denemelisiniz. Evet, umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz.
Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.